sevgili seyirciler Mahmut Alpaslan ve Özgür Sancar'la beraber Aspor ekranlarında gündemi değerlendireceğiz yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve transferin gündemine dair son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi akşamlar, İyi yayınlar akşamlar olsun. olsun. Özgür Sancar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem. Açılışı Galatasaray'la yapacağız sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini de değerlendireceğimizi belirtelim. Fenerbahçe Fürt'e karşı oynadığı hazırlık mücadelesini 3-2 kazanırken Beşiktaş Kayserispor karşısında sağdan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İki takımın oynadığı karşılaşmaları ve transferdeki ihtiyaçlarını da konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Galatasaray'dan bir haber ekranlara taşıyacağız. Sarı kırmızılı kulübün transfer listesinde yer alan Olympio Moruta'nın e, takımı, Stabükreş'in başkanı Bekali transferin sonlanmak üzere olduğunu, oyuncunun Galatasaray'a transferinin büyük ölçüde bittiğini söyledi. Bu haberimizi izleyelim. Galatasaray tarafından daha farklı bir bakış açısı var. Hem oyuncuyu konuşuruz hem de bu transfer nereye doğru gidiyor bunu değerlendiririz. Bir transferin bittiğini söylese de Galatasaray tarafında tutum daha farklı olabilir. Az sonra Emre Kaplan, Sarı Kırmızılı kulübün bu konuyla alakalı düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Kendisiyle bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Hocam oyuncuyu aslında birazcık konuşabiliriz. Heyecan verici bir yetenek olduğunu düşünüyor musunuz? Morutan Galatasaray için hakikaten faydalı olabilir mi eğer transfer gerçekleşirse? Şimdi <laughs> nasıl söyleyeyim? Özgür ben de canlı yayına bağlanmıştım. Orada ben hiç benden ummadığı bir şey bekledi, hı hı. duydu daha doğrusu. Karpatların maradonasını izledik, Karpatların Messi'sini izleriz inşallah diye. Yani 16 yaşında falan forma bulan bir oyuncu, Kuluş takımında oradan çıkma zaten. Hı hı. Evet. Sonra Bekali alıyor. Ya yani da söyleyeyim, ne yok diye sorman lazım bunda özelliğinde yok diye. Çok enteresan bir oyuncu. Yanlış tabii maliyetli bir oyuncu. Keşke e, burada da Aykut'la da beraber de yayında da söylemiştim. Keşke hı hı. ilk transfer bunu yapmış olsalardı. Yani çok büyük bir maliyet. 10 milyon. Şu andaki bizim e, ekonomik konjüktürümüze bakarsan genel hı. olarak takımlarda büyük bir rakam. 6 orayı verdiniz, 3 verdiniz, 10 buraya vereceksiniz. Yani epi bir maliyet. Futbolcunun alacağını falan Ama değer mi değer. Bundan para kazanırsınız. Öbürlerine bir şey demiyorum. Öbürleri... Alınan transfer her yerde bulabilirsiniz. Standart transferlerdir. Bulabilirsiniz. Ama bunu kolay kolay bulamazsınız. Yani çok enteresan bir oyuncu. Ne demek istediğimi Ligler başladığı zaman izleyicilerimiz sadece Türk futbol tarafları, Galatasaray demiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Hı hı. Ki ben sen de bilesin Kerem kolay kolay bir oyuncu için böyle staj işte evet. bahsetmem ve konuşmam. Bekleyelim derim. Ama bunu beklemeye gerek yok. Burada tek tek bir sıkıntı var. Biz bunun üzerine daha ne katabiliriz? Katabileceğiz mi? Katamayacağız mı? Orası bir soru işaretidir. Fakat futbolculuğuna kesinlikle bir şey diyemez. Mükemmel bir iş başarıyorlar. Tekrar söylüyorum keşke ilk transferi buna yapmış olsalardı. Madem almak istiyorlar bilinen bir oyuncu, Avrupa'da bilinen bir oyuncu, piyasası olan bir oyuncu. Yani burada Galatasaray'la sadece adı geçmiyor İtalyan kulüplerinde de var adı geçen. Yani İtalyan kulüpler Zaten biliyorsunuz oranın bütün e, kaymağını İtalyan kulüpleri yerler. Hemen pat 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 alırlar. E, aşağı yukarı iki seneden beri takip edilen bir oyuncu. Fakat profesyonelliğe geçişte, profesyonel takıma geçişte orada neler göstereceğini hep beklendi. Bazısı vardır hemen gidersiniz pat diye transfer yaparsınız. Bazısını da beklersiniz. Gidişatını e, o ka şeyine, futbol karakteristikleri ne kadar yükselecek diye onları beklersiniz. Hı hı. Beklendi fakat Galatasaray eğer rakamlar çıkan rakamlar var evet. bize söylenenler yani duyduklarımız yazılanlar evet. 10 milyonlardan falan bahsediyor. O tarzda ise tabii yüksek bir maliyet ama değer bir maliyet. Çünkü biz ne 10 milyon üzerinde transferleri gördük e, uçuyor dediler kaçıyor dediler yok onun e, veliyatı dediler bunlar ama piyasada göremiyoruz. Yok onlar havaya gitmiş paralar geri dönüşü olmadı o paralar fakat bundan dönüş var. Yani tabi yerinde de izlesiniz. Romanya futbolunu istediğiniz kadar siz yukarıda tutun, aşağıda tutun, orta seviyede fark etmez. Bizim futbolumuz da çok üst seviyeler değil. Ama bu üst seviye bir topçu, oraya girecek bir topçu. Burada tek tekrar söylüyorum soru işareti geldikten sonra onun futbol kapasitesini biz burada ne katacağız? Daha da üzere taşıyabileceğiz. Zaten taşırsan ya tutma şansın yoksun. Yani on, onun üzerine iki tane daha on koy. O tarzda bir oyuncu iki iki katıyor, korner kullanıyor. O uzak forvetin uyuyor, metreden, bütün metreden. pozisyonunda oynayan bir oyuncu on deniliyor ya Hı. bizde. İşte daha layık onlardayız. Millet onları bıraktı ama biz onlardan bahsediyor. Onu oynuyor, yedi şey, sağ oynuyor, sol oynuyor. oynuyor. Ya yani o forvet hattının her tarafına ve ve öyle bir şey ki e, bu zaten takdire şayan bir olay. Kolay kolay her futbolcuda bulunmayan meziyettir. İkinci <laughs> hareket hani deriz de düşünmesi lazım. Bu iki değil, üçten sonra dördü düşünen birisi. Ha, öyle bir enteresan ters çalımları var, öyle bir araya bırakma topları var, dışarıdan vuruşları var. Hani izleyicilere belki abartılı gibi gelecek ama e, ben bunu e, çok uzun zamandan beri istiyorum. Hocam ilk defa bir oyuncuyu bu kadar övdüğünüzü görüyorum. Ama oyuncuysa öbürlerine ne diyoruz? Buraya geldiği zaman ne yapar diyoruz? Burada beklemek lazım diyoruz. Orada biz liglerinde izliyoruz onları. Evet. Buraya geldiği zaman burada ama bu öyle değil. Bu, bu topçu öbürleri futbolcu. Bunlar bu topçu yani. Bundan e, Galatasaray çok çok büyük fayda kazanıyor ama tek işte soru işareti artık öyle bir şey ki hani UEFA'nın o kriterini kalktı, kalktıktan sonra hani satmadan alamama falan Galatasaray rahatladı burada. Durmadan e, çok büyük maliyette transferler yapılıyor. E, tekrar söylüyorum keşke ilk e, yatırımı buna yapmış olsalardı. E, hani paraya yatırım yapıyorsun şu anda ben onu öyle, öyle söylüyorum yani. E, alırlarsa bunun tarihi çok çok büyük iş başarmış olurlar. Yani bundan evvelkiler o Emre Bollar filan bunun yanında hiçbir şey değil. Ya onda onlar hiçbir şey değil. Onları biz yatırım yaptık yatırım diye. Bu var ya bu yatırımın da ötesinde. Benden bu kadar. Hocam bir iki sorum da alacak ama az sonra. Emre Kaplan yine telefon attığımızda olacak. Galatasaray cephesinde konu sanıyorum bu kadar kesin değil Bekali'nin belirttiği gibi. Emre bunu da bizlerle paylaşacak onu söyleyelim. Romenler evet. bu işin bittiğini söylüyorlar. Bekali kaynakları, Şita Bükreş'in e, başkanı. Nasıl e, bir senin istihbaratın var konuyla alakalı özellikle Romanya'dan? Şimdi ben Mahmut Hocam'ın, sevgili Mahmut Alparslan'ın bir futbolcu hakkında bu kadar derin, staişle yorum yaptığına ilk kez şahit oluyorum. Genelde evet. mesafeli yaklaşır. Ama her zaman e, elbette ki onun fikirlerine, tespitlerine itibar ediyorum. Çok önemli şeyler söyledi. Balkanların mescisi tanımlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada hocam ilk kez bir televizyon yayınında birlikteyiz. Evet, evet, Harika. Sizi evet. görmek Seni süzükle de yayınlarda bulunduk ama ilk defa karşılıklı geldik. Evet. <laughs> ben de çok memnun oldum. Şimdi Kerem senin soruna gelecek olursak. Bir, Fatih Hoca Haziran ayında bir liste oluşturdu. Bu listede morutan vardı. Ve karşısında da 10 milyon euro tahmini transfer bedeli yazıyordu. Evet. Fatih Hoca'nın %100 takımına istediği bir oyuncu. Teknik olarak hocam çok daha iyi yorumlar. Hiç şüphe yok ki. Ama Gezal transferi Galatasaray adına güncelken Gezal transferi üzerine yoğunlaşıldı. O transferden Galatasaray vazgeçti. Maliyetlerinin çok yüklü olacağını düşünerek tekrar listede yer alan bir başka oyuncuya Morutan'a yöneldi. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan bir futbolcu mu? Evet, transfer gündeminde olan bir futbolcu. Fatih Hocan hoca aynı oyun içerisinde onu sağ tarafta gerekirse aynı oyun içerisinde yani bir maçta forvetin arkasına alarak çok yönlü bir biçimde kullanabilir mi? Kullanabilir. Ben Fatih Hocanın bu anlamda kullanacağını düşünüyorum. Tıpkı Gezzal'la ilgili planında olduğu gibi. Dolayısıyla şimdi bu oyuncu Galatasaray'ın gündeminde ama Bekalin'in söylediği gibi bu transfer bitiyor mu? Bekalin'in söylediği gibi bu transfer Önümüzdeki hafta kulüpler adına resmileşecek ve oyuncu İstanbul'a gelecek mi? Hayır. Aldığım bilgi bu net bir biçimde. Niye böyle söylüyorsun diyecek olursan. Geçenki programda da konuştuk burada. Bekali kendi ticari çıkarları için maksimum değeri bulmaya çalışıyor. Yani kamuoyu oluşturarak Galatasaray üzerinde baskı oluşturarak. Çünkü Galatasaray'da Fatih Terim'in bu oyuncuyu çok istediğini öğrendi. Baskı oluşturarak Galatasaray'a bir şekilde istediği fiyata bu oyuncuyu satmaya çalışıyor. İşin özeti bu. Ama Galatasaray şu an itibariyle somut bir adım atmış değil. Geçenki programda perşembe akşamı Romanya'da yaşayan ve Bükreş kulüplerinin hemen hemen hepsinde çalışan teknik direktör Yüksel Yaşilova bana bir mesaj attı. Dedi ki bu oyuncunun menajerini soruyordum bana. Vultrar benim arkadaşlarım Kulüş Havalimanı'nda gördüler bu akşam 21.45 Kulüş İstanbul uçağıyla İstanbul'a geliyor. Bekari bunu da yapıyor. Yani menajeri de göndererek Baskı yapıyor. Eğer e, telefon bağlantısı hazırsa sonra hazır, devam edeyim. Hazır. Emre Kaplan bizi bekliyor. Devam edeceğiz. Özgür.